Kadri Zana Kod adlı, sözde yönetmen ve müzisyen ama sanatı da yönetmenliği de türkücülüğü de beş para etmeyen, tıpkı insanlığı gibi beş para etmeyen bir adam, tırnak içerisinde TC bana zulmediyor kontenjanından, yalandan dolandan kapağı İsviçre'ye atmış, bir eli yağda bir eli balda, ya. Oradan bir video çekiyor ve bu videoyu sosyal medya hesabından paylaşıyor. Şu kepaze adamın, şu rezil adamın, şu insanlıktan nasibini almamış adam diyorum, özür dilerim ya. Yani hakaret etmeyeyim diyorum ama neyse etmeyeyim, yine de etmeyeyim, bana yakışmaz. Bir gösterelim hadi. Korkak olmasan, savcı sayar mıdır mı? Elinde de belediye telsizi var, dolaşıyor. Bir tane babayı, ya bir taş attım, bir taş, taş. Bazı olaylar var diyelim, gücünüz yetmez. Ulaşamıyorsunuz. Kurumaları var, 304 tane kuruması var. Polistir, komiserdir, emniyet amiridir, İçişleri Bakanı'dır, bakandır, milletvekilidir, her neyse. Ya sayan savcı nedir ya? Vallahi bile savaş savcıyı susturan tarih olur, efsane olur. Çakovara olur. Neden yap? Siz neye bekliyorsunuz? Neye, neye? Ben 18 yaşındaki gence sesleniyorum. He? 18 yaşındasın. Destan yaz. Efsane ol. Yiyeceksin 20 sene. 38 yaşında, 40 sene, 40 yaşında tık gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var? Ben bunu size yol gösteririm. Susturun. Birileri çıksın, bunları susturun. Partiyle alakanız olmasın. HDP'ye söylemiyorum, PKK'ya söylemiyorum, KCK'ye söylemiyorum. Söylemiyorum. Ben sıradaki Kürt gençlerine sesleniyorum. Sabahtan akşama kadar sokaklarda tiner içeceğinize, şarap içeceğinize, atıp tutacağına, karı kız peşine dolaşacağının destan yaz, efsane ol. Ve gerizekalı. Git gerizekalı, git efsane ol, destan yaz, çekovara ol, hayvan. Hayat mısın onu? Ben Kürt'üm deme. Anında devşirme diye yaz. Git İstanbul'a mı dolaşıyorsun? İzmir'e mi dolaşıyorsun? Antalya'ya mı gidiyorsun? Nereye cehennem oluyorsan ol. Ya çıldırmamak elde değil. Tükürecektim bu adamın yüzüne. İsviçre'nin de. Devşirmesine bak. Evet, İsviçre'nin devşirmesine. İsviçre'nin devşirmesine bak. Gel efsane ol burada. Gel sen ol. Gel hadi. He. Bekliyoruz seni. İsviçre'nin devşirmesi. Bu ülkenin vatan evlatlarına gösterdiği hedefe bak. Kendi çocukları İsviçre'de. Neyse ya, savcı abi yayındayken ben konuşmayayım. Aldığınız ilk tehdit değil. Son tehdit de olmayacak. Ama böylesine cüretkarını, böylesine kepazesini, böylesine aşağılık olanını ben ilk kez gördüm. Ne diyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Yani şimdi Turgay Bey, ben tekrar size ve hocama çok saygı duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi daha önce bana çok tehditler geldi. Sayın İmamoğlu'na gönderilen o emniyet tarafından bildirilen pusulalar sürekli bize de bildiriliyor. İşte hem Murat Karazehir'in yapmış olduğu açıklamalar, hem örgüt mensuplarının kendi aralarındaki telsiz konuşmaları, şu bu. Bunların hepsi bize zamanla suikast yapılacağına dair alınan ihbarlar bildiriliyor. Ama bugüne kadar biz devletimizin istihbaratı, güvenliği için bunları söylemedik, dile getirmedik. Son dakika haberi olarak televizyonların altına geçmedik. Yo, çıkıp şov yapsaydınız. Yani televizyonlara şov yapmadık. Fakat bu son olayda bu meczubun kendi sayfasında, sosyal medyasında yayınlamasıyla birlikte büyük bir infial oluştu. Büyük bir halk tarafından çok büyük bir sahiplenme oldu. Ben halkımla gurur duyuyorum. Şimdi biraz önce hocamın dediği gibi bu İsviçre devşirmesi kahramanları bile yabancı yani. Örnek verirken diyor ki kahraman olun, çekuver olun. Yani kendi yerli kahramanları bile yok. Çünkü bunlar yıllardır yabancıların kucağında. Orada oturup buradaki Kürt gençlerini ölüme terk eden, ölüme gönderen, Kürtlerle Türk kardeşlerinin ölümünü seyreden, ondan medet uman, Kürt çocuklarının kanı üzerinde kendilerine Avrupa'da kurmuş oldukları o mutlu, kendilerine göre mutlu yaşamlarını sürdürmek. Dolayısıyla bunların nemalandığı yer burası. Nasıl ki batılı devletler
İslam ülkelerini karıştırarak oraya barut ve mermi satarak oradaki çocukların kanlarından kazandıkları paralarla çocuklarını Hawaii'de, Dubai'de tatile götürüyorlarsa, bunlar da yıllardır Kürt çocuklarını sürekli böyle şeylerle haşir neşir ederek kendileri bir mutluluk deryası oluşturmuşlar. 30 yıldır oralarda oturup buradaki Kürt gençlerimizi ölüme sevk ediyorlar. Bizim zaten 40 yıldır mücadelemiz bu. Biz Kürt gençlerinin daha iyi yaşaması için mücadele ediyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek istiyoruz. Bu vatanın ne kadar kutsal olduğunu, herkesin vatanı olduğunu, 780 bin kilometre karenin herkesin cebinde eşit bir tapu olarak bulunduğunu söylüyoruz. Biz Kürt çocuklarına beyaz önlük giydirip doktor olmalarını isterken onlar beyaz kefen giydirip mezara göndermek istiyorlar. Biz siyah cübbe giyip avukat olmalarını savunurken onlar siyah giyip cezaevlerinde, zindanlarda kalmasını istiyorlar. Yani bizim zaten mücadelemiz bu. Kürtleri ikiye ayırırsanız bir grubu böyle yabancıların kontrolüne girmiş, onlar adına çalışan, derdi Kürt olmayan, sadece Kürt kelimesini bahane ederek bölgede bir kan deryası oluşturup yabancılara hizmet etmek, diğer tarafta kendi ülkesine, milletine, bayrağına, devletine bağlı Türk, Kürt, Laz ayrımı yapmadan bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak hayatını sürdüren Kürtlerin mücadelesi. Dolayısıyla biz bu kandırılan kardeşlerimizi de Allah ıslah etsin diyoruz. Sürekli bununla ilgili mücadele veriyoruz. Şimdi bu Saraçi müsvedesi hem HDP'ye çok yakın HDP'li, hem PKK'lı yakın kelimesi eksik kalır. Hem Avrupa'daki organizasyonları yapıyor, film yönetmenliği yapıyor, 3-4 tane film çevirmiş, Türkiye'yi kötüleyen filmler falan. Dolayısıyla konserler veriyor, orada örgütlenme yapıyor. Burası Kandil'den habersiz bu mesajları vermez. Daha önce bize gelen ihbar mektuplarında Kandil'deki konuşmalarla beyanlar buna benziyor. Diyor ki sivil bir otoriteye yaptırın, hücre evlerin vasıtasıyla organizasyon yapın, halkın tepkisini çekmemek için siviller yapsın. Kandil bunu diyor. Bu da dikkat ederseniz kendi beyanında diyor ki ben HDP'lilere, PKK'lilere, KCK'lilere seslenmiyorum. Siz yapın, mahalledeki çocuklar yapın, gençler yapın, kahraman olun. Sen 70 yaşındasın, sen git kahraman ol. Ya da ben geleyim, beni öldür de sen kahraman ol da buradaki gençler ölmesin. Kahramanlık sana yakışır. Sen zaten büyük bir kahraman olmuşsun. Allah işini gücünü rast getirmesin. Dolayısıyla bu gaye salçan değil. Ben giderim, başkası gelir. Bakınız benim iki dedem Osmanlı'da paşalık yaptı. Üç dedem Cumhuriyet döneminde komutanlık yaptı. Ermeni cephesinin önemli komutanlarından üç tane dedem var. Bir dedemin eşini Ermeniler aldı götürdü. Biz hala o acıları yaşıyoruz, o acıları biliyoruz. Vatansızlığın ne olduğunu büyüklerimizden öğrendik. Yokluğun, bu vatan yokluğunun ne olduğunu dizinin dibinde büyüdüğümüz büyüklerimizin büyüklerinden ya da onlardan sonraki kuşaktan hepimiz köy odalarında bunları dinleyerek büyüdük. Dolayısıyla biz Batı'nın Kürtleri sevmediğini, amaçları sadece kullanmak olduğunu, Türkiye'yi sevmediğini biliyoruz. Ben şimdi bir mektup hazırlıyorum. İsviçre yetkililerine ve Avrupa Birliği'ne göndereceğim. Ve eğer fırsat olursa Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçeceğim. Öyle bir imkan olursa gidip Avrupa Parlamentosu'na bunların yüzlerine haykırmak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.